Hanımefendiler, beyefendiler, belki de elektrikli mobilite dünyasının en hızlı zam gecelerinden bir tanesiyiz. Şu anda saatlerimiz 01.15. Hem WhatsApp gruplarında hem Telegram gruplarında birçok konuda zam haberleri alıyoruz. Öncelikle daha 1,5 ay önce bir yersiz zam haberi vardı. Köprü ve otoyollara zam geldi diye. Aslında birazcık konuyu geriye almak isterim sizlere. 1 Ocak tarihinden itibaren 199 TL olan köprü geçiş ücreti, Osmangazi için söylüyorum, 290 TL'ye çıkartılmıştı. Daha sonrasında Mayıs ayında bu rakam 390 TL'ye çıkartılmıştı. Temmuz gibi asparagas bir haberle bunun 650-700 TL'ye çıkartıldığı gibi haberler gelmişti. Fakat bu aslında devletin vermiş olduğu geçiş garantisi ücretine yapılmış, hazinenin ödediği bedele gelen zamdı. Bizlere aksettirilmemişti. Fakat bu akşam ben de inanamadım, 555 TL'ye çıkartılmış. Daha öncesinde, yani Mayıs ayında yapılan zamla birlikte 1000 TL olan İstanbul Osmangazi'den İzmir otoyolu bugün 1350 TL civarına yükselmiş. Bir %35'lik zam daha. Sene başındaki 290 TL'den bugünkü 555 TL'ye baktığımız zaman yaklaşık %83'lük bir zamla karşı karşıyayız. Bizler elektrikli mobiliteye sahip olan kişiler anlamında otoyolu bir bakıma birinci elzemde kullanmamız gerekiyor. Çünkü düzgün bir şarj altyapısı, neredeyse bütün istasyonlarda az da olsa şarj aletlerinin olması ve stabil bir şekilde gidebilmek için otoyolu çokça tercih ediyoruz. Özellikle bu yaz dönemlerinde sosyo-kültürel anlamda Bodrum'da, Çeşme'de, İzmir'de, Kuşadası'nda, Datça'da, Marmaris'te tatil yapmak isteyen elektrikli araç kullanıcıları, ki bu ilk dönüşümü sağlayan kişiler, bu yolları oldukça sık kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada birçok şey söylenebilir. Benim de çok her ay 8 defa kullandığım bir rota. Yap işlet devret, işte şu oldu bu oldu. Gerçekten çok can sıkıcı. Ben bu zammı beklemiyordum açıkçası. Hem enflasyona dokunduracak bir tarafı var. TÜİK bunu ne kadar hesaplayacak onu bilmiyorum. Bununla da birlikte gerçekten artık İstanbul'dan İzmir'e gitmek 1350 TL yol ücreti. Üstüne de 8 TL civarının hesapladığımız DC ücretleri vardı. Bundan yaklaşık bir ay önce ZES zaten tarifelerini güncellemiş ve 10 TL'ye yükseltmişti. Akabinde bir elektrik zammı tarifesi oldu. %38'lik bir zam. Bununla da birlikte e-şarj zam yapmıştı. O da aynı bedellere biraz daha yukarısına çıkarmıştı. Fakat Trugo zam yapmamıştı. Trugo da şu anda pazarın en büyük firması olduğu için bugün Enyakıt, Lumicle, Astor Enerji, aklınıza gelebilecek Voltranlar, hepsi aşağı yukarı Trugo'ya göre kendilerini fiyatlıyorlardı. Hal böyle olunca da şu anda 9 lira 60 kuruşa çıkmış bir Trugo fiyatı var. Tam %20'lik bir zam. Yine de olayın iyi tarafından bakalım. %38, 40, 50 gibi bir zam yapmamışlar. Yine 10 TL'nin altında tutuyorlar ama 9 lira 60 kuruşa çıktı. Yani biz tek seferde İstanbul'dan İzmir'e ya da İzmir'den İstanbul'a gitme yönünde aşağı yukarı 350'si yol parası, geri kalanında da 300 lirası gibi de elektrikten 650 TL daha fazla tek yön için bir maliyet artışına sebep olacak bu şeyler. Şu anda tabii ki içten yanmalı araçlar, otoyolda aynı işteyiz ama elektrikli mobilite zaten aşağı yukarı %50 bir avantajının %20'sini bu durumda kaybetti. Bugün 4-4,5 litre yakan, 5 litre yakan bir içten yanmalı dizel araç elektrikli araç hızlarında gittiğinde 100-110'lu rakamlarda yaklaşık 2,5-3 TL tüketiyor. Aynı yolu 100-110'da gittiğimiz zaman biz de 1 kW'la aşağı yukarı 4 kilometre, 5 kilometre civarında bu sıcak havalarda tüketiyoruz. 5 diyelim. Şu anda 2 TL'ye işte 2,5-3 TL civarında bir fiyat avantajını gittikçe kaybeden bir duruma gelmiş oldu. Bunu anlayışla karşılamak, bu zammın elektrik tarifesinden dolayı Trugo'nun işlem maliyetlerine, yatırım yaptığı yerlerde artık bir geri dönüş beklemesi olarak algılayabiliriz ama pazar yapıcı olduğu için gidecek şimdi Enyakıt da zam yapmak zorunda kalacak. Lumicle da zam yapmak zorunda kalacak. Aklınıza gelen bütün şarj firmalarının dip fiyatının artık 9 lira 60 kuruş olacağını söyleyebilirim. Yani bazısı 9.59 yapar, ona bir şey diyemem. Bizler B planını, C planını, D planını devreye sokabiliriz. Zaten otobanda 100-110'lu hızlarla gidiyorsunuz. Hep söylediğim gibi İzmir'den yola çıktığınız zaman Susurluğa kadar eski yoldan gidin. Bakın sizi temin ediyorum. Zaten 100-110'lu, 120'li hızlarda radara yakalanmadan, yani o yolun da ceza limiti 121 km. Zaten biz o kadar hızlı gitmiyoruz. 100 kilometreli hızlarla gittiğiniz zaman, yanlış hatırlamıyorsam İzmir'den çıktığınız zaman Susurluk'tan otoyol gişelerine kadar 11 tane kırmızı ışık var. Bunların bazılarını yeşil dalgayla da geçebilirsiniz ama yolun 130 kilometrelik blok kısmı Susurluğa doğru yaklaşırken zaten hiç ışıksız olan yerler. Hem de etrafınıza bakına gidebilirsiniz. Susurluğa yaklaşırken de çok bol şarj aletleri var. Yani tek bir istasyona bağlı kalmadan isterseniz Telloğlu'nda, isterseniz yasa tesislerinde ve o civardaki bütün markaları sayabilirim size olduğunu. Öbek öbek eski yolda çokça şarj sistemi de bulabilirsiniz. Buradan giriş yaptığınız zaman yaklaşık otoyol masrafınız 1350 TL'den 850 TL'ye bir 500 TL cebinizde kalacak. İzmir'den Susurluk'a kadarki otoyolu kullanmadığınız durumda. Susurluk'tan sonra girin. İsterseniz Mustafa Kemal Paşa'dan da girebilirsiniz. Bir 50-60 lira daha şey oluyor ama içeri doğru girmeniz gerekiyor bu sefer. İzmir'den İstanbul'a eski yolu kullanırsanız Susurluk'a kadar yolunuzu 14 kilometrede kısaltırsınız. Sıkılaşan ekonomi politikasında hani kuru sabit tutalım, maaşlara zam yapmayalım, faizi yüksek tutalım, ekonomiyi sıkalım ve bu yüzden de kontrollü, umarım kontrollü olur. Eğer stagflasyon dediğimiz, yani durgunlukla beraber fiyatların yükselmesi, bakın durgunlukla beraber fiyatların yükselmesi, şu anda İzmir'e gelen bir otobüsün maliyetleri arttı. Maliyetler arttığı için insanlar İzmir'e, yani bunu bütün Türkiye için düşünebilirsiniz, daha az otobüslere binecekler. Daha az otobüslere binince daha fazla piyasa sıkışacak. Daha fazla sıkıştığı için kar marjlarından devlet vazgeçecekler ve şirketler zararına çalışacaklar bir süre. Bu da enflasyonun düşürülmesine katkısı olacağını düşündükleri için böyle bir şey yapıyorlar. Bu politikanın tutması, yani böyle en ufak bir rüzgarda yıkılacak bir sıkıntıya neden olabilir. En ufak bir krizde, global ölçekte ya da şirketler konkordato ilan ettiklerinde asıl olan onlara mal ve hizmet veren daha küçük şirketlerin batmasına ve konkordato ilan etmesine neden olur. Bu da işsizliğe neden olur. İşsizliğe neden olduğu zaman da insanlar daha az harcama yaparlar. Daha az harcama yaptıkları zaman da bu sefer de enflasyonu düşürücü bir etkisi olur. Daha az harcama yaptıkları için. Şimdi bu durumda insanlar havyar yemeye, Çeşme, Alaçatı'ya gelenin zaten varlığı olduğu için 1350 lira olmuş, 2000 lira olmuş, 5000 lira olmuş otoyol ücreti. Çok önemli değildir. Ama bir asgari ücretin 2 katı 35-40 bin lira maaş alan, bir kalacağı butik otelde 15-20 bin lira bütçesiyle, eşiyle birlikte, çocuğuyla birlikte ufak bir tatil yapıp arabasına binecek ve total bütçesi 20 bin lira, 25 bin lira gibi 3-4 günlük bir tatil düşüncelen birisinin ya boşver gitmeyelim evde kalalım demesine neden olacak. Böyle olduğu için de butik otelde yaşayan ve orayı işleten kişilerin odaları boş kalacak. O kişilerin kredileri var. O kişilerin bakmakla yükümlü olduğu insanlar var, işçiler var. Onlara bu sefer işten çıkartacak. Ve İstanbul'daki 35 bin lira maaşı olan 25 bin lira harcayacak insanın tutumlu, öteki insanın işsiz kalmasıyla o da başka işleri yapmayacak. Böylelikle ekonominin daralacağını ve küçüleceğini yapıyoruz. Bu bilinçli olarak yapılmış bir şey. Çünkü otoyol maliyetlerine bir artış gelmedi. Kur değişmedi. Hazinenin kendinden sübvanse ettiği ve normal anlaştığı bedelin daha azını altına ödüyorduk. Ve hala öyle ödemeye devam ediyoruz. Kur da değişmediği için. Ama piyasayı biraz daha durdurucu bir sistemden dolayı geldiğini söyleyebiliriz. Peki siz ne yapabilirsiniz? Sevgili arkadaşlar, varlığınıza sahip çıkmak, bugünlerde kaybetmemek, kazanmayı geçtim kaybetmemek, daha çok nakitte kalmak, kur riskinizi ve enflasyondan kaynaklı enflasyon riskinizi bertaraf edecek yatırımlara ya da tutuşlara bakabilirsiniz. Bunun için birçok farklı ekonomi kanalını dinleyebilirsiniz. Ben kendim Barış Soydan hocayı çok severek dinliyorum. Mesele ekonomiyi takip ediyorum. Black Swan kanalını takip ediyorum. Daha böyle etraflıca her tarafıyla işin içerisine bakabilen insanların yorumlarını dinleyebilirsiniz. Hala elektrikli araçlarımızın bir maliyet avantajı var. Ancak bu avantaj bu %20'lik zamla birlikte arada olan %50'nin %20'sini kapattığı için sadece %30 bir duruma geldi. Böyle tatsız bir şekilde geldik ama hiç değilse kendi açımızdan çözüm önerilerimiz ve farklı bakış açılarımızı sunalım. Sen ne yapacaksın Engin derseniz, arkadaşlar olabildiğince daha az tüketerek devletin yaptığı politikanın bir benzerini kendimde uygulamak üzere ilerliyorum. Yani en büyük banka bugün Merkez Bankası'ysa, en büyük maliye, devletin Maliye Bakanlığı'ysa, o hangi şartları yapıyorsa ben de onunla aynı şekilde yol alıyorum. Bu şu demek değil. Yani onların yapın dediklerini yapmak değil, onların yaptığını yaparak pozisyon alabilirsiniz. Öyleyse bu tatsız zam haberiyle artık körfezi dönmek aşağı yukarı 2000 TL'ye mal oluyor. Gece saat 2'de çıkıp hiç şarj etmeden İstanbul'daki evimden İzmir'deki evime geldiğim 654 kilometrelik rekor videomda biraz daha hızlı gitsem o yolu 1,5 saat farkla geçebiliyordum. Bundan sonra ciddi anlamda gece İstanbul'dan gece geç saatte çıkıp İstanbul trafiğine de gece geç saatte girecek şekilde kendimi organize edebilirim. Ben tasarruf tedbirimi bu şekilde alabilirim. Elbette ki otoyol çok daha güvenli, konforlu, huzurlu ama şu anda baktığım zaman ben 1,5 saat için 2000 TL kazanabilen birisi değilim dostlar. Eğer sen kazanıyorsan 1,5 saatte 2000 TL, hadi düz hesap olsun 2 saatte 2000 TL. Saatlik ücretiniz 1000 TL ise günde 10.000 TL kazanıp 300.000 lira bir geliriniz varsa otoyoldan rahatlıkla geçebilirsiniz. Aksi takdirde benim böyle bir gelirim olmadığı için 300.000 TL'lik bir günde bir saati 1000 TL olmadığı için o yolu elimden geldiğince bana zaman ve opsiyonlarımı geliştirerek İstanbul'a en optimum rotada, en maliyet etkin şekilde ulaşmaya devam edeceğim. Çünkü ben gidip gelmek zorundayım. Bir başka videoda görüşünceye dek esenlikler dilerim. Hoşça kalın.